Çocuk sahibi olamamam içinde fiziksel, psikolojik ve kültürel boyutlarını barındıran aslında bir mesele. Dolayısıyla çok boyutlu bir mesele. Daha çok kültürel yönü aslında ağır basıyor. Çünkü doğuyoruz, büyüyoruz ve belli bir zaman sonra evleniyoruz. Aslında bir akış var hayatın içerisinde. Bu akışın içerisinde de toplumsal bir beklenti oluşuyor kadında ve erkekte. Artık kadının anne olması gerekiyor, erkeğin de baba olması gerekiyor. Ve toplum içerisinde de annelik eşittir kadınlık, babalık eşittir erkeklik diye algılanıyor. Ve bu şekilde dayatılıyor aslında kadın ve erkeğe. Babalık ve annelikle ilgili bir sıkıntı yaşandığı zaman da hem kadın hem erkek bu anlamda psikolojik bir problem yaşamaya başlıyor. Aynı zamanda bunun dışında maddi bile bir boyutu var aslında. Tüp bebek tedavi sürecine girmesi. Çünkü çocuk sahibi olamayınca başka alternatif yollar aranmaya başlanacak. Bunun en başında tüp bebek tedavisi başlayacak. Buna bir kere hazırlanmaları gerekiyor. Kültürel bazı sıkıntıları atlatmaları gerekiyor. Dolayısıyla tüm bunları baş edebilmek için de büyük bir efor sarf ediyor kadın ve erkek de. Kadının da erkeğin de bu anlamda aslında yaşadığı kaygı düzeyleri çalışmalar gösteriyor ki birbirine çok yakın ama bunları yaşama biçimleri ve ifade biçimleri çok farklı. Kadın biraz daha duygusal bir anlamda bunu yaşıyor ve bunu daha çok paylaşıyor, kaygısını daha çok dile getiriyor. Erkek ise bunu daha çok içinde yaşıyor. Dolayısıyla kadın ve erkek arasında böyle bir fark gözlemleniyor çocuk sahibi olamama konusunda.